1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. 2 yıl aradan sonra 1 Mayıs işçi modunu oynayacağız. Orijine biliyorsunuz Custom Settlement. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Çok istemiştiniz, seri olmamasını istemiştiniz ama ancak 2 yıl sonra oynayabilirim. Çünkü sizin bir alışkanlığınız var. Seri istediğinizde genelde çoğunuz izlemiyorsunuz. O yüzden ben de pek seri yapamıyorum. Oyunun kurulumunda biraz sıkıntı olduğu için ekrana koyacağım kısmı, o adımları inceleyerek giderseniz ve oyununuz orijinal olursa güzel olur. Ekrana koydum modu da yapamadıysanız artık kartlar kısmından kurulum videosunu izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz bu modda kendimize ait bir bölgeyi alıyoruz. Sonra herkes sırayla kendine ait bölge alıyor ve bir costa var şehir olarak. Büyütüyor yani kendi köyünü, gelişmiş köyler seviyesine çıkartıyor. Mesela burada fethetme mevzusu da var bir bakıma. Mesela şunu haydutların eline alırsanız ilerliyor. Yerler var burada. Yerlerin gördüğünüz gibi çok fazla toprağı var. Onun dışında haydutlar ikinci sırayı alıyor. Sonra işte bizim gibi bağımsızlar var. Böyle sahipsiz yerler var. Mesela ben burada miğfer dibini aldım. Burada nüfusumuz 21. 9 kişi de oraya ben korumak için verdim. Şu an 2 kişi dolaşıyorum. Bir köye gireyim. Bir tekrar olayı anlayın diye. Halk beni onaylıyor. Verimlilik 40, refah 35. Buradaki işlerimize göre bu artıyor. Bildiğin çalışıyoruz yani. Bildiğin işçiyiz burada. Yerleşim yerimizi göstereceğim zaten hemen size. Burada İmre da arkadan geliyor. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Orada çadırlar var. Ufak bir yerleşim yeri. Herkes çalışıyor. Bazıları madene çalışıyor. Bazıları farklı yerlerde çiftçilik yapıyor. İşte burada da görüyorsunuz bir askerim sağa sola doğru çevirmiş durumda. Çok güzel bir mod. Hani ben Mount & Blade'in gördüğüm en değişik modlarından biri ve Mount & Blade modu olduğu için Warband'da sıkıntı çıkarma nedeni de bu. Çünkü Mount & Blade için yapılmış bir mod. Burada işte bakın mağaraya giriş var. Burada çalışan askerlerimiz var. Tabii şu anlık bir şey yapmıyorlar. Burada soylu ünvanı al diyebiliyorsunuz. Ben soylu ünvanı almamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Mahalle defterini gözden geçirdiğimizde altındır, tağıldır, taş, odun vesaire bunların geliri gideri gördüğünüz gibi gözüküyor. Giderimiz yok şu anlık. Halkını ilgilen dediğim zaman mesela ne yapalım, ekonomik eğitim diyelim. İki erkek var. Mecbur erkekleri eğiteceğiz. Ne bakımdan eğitelim abi? Çiftçi olsunlar. Haydi iki çiftçiyi eğitelim. Her eğitmemizde belli bir zaman geçiyor ve şimdi göreceğiz onlar işçi olacak. Çiftçi olacak. Bakalım hemen buraya bak mesela alt çiftçi, yedi çiftçi, oduncular vesaire gördüğünüz gibi gözüküyor. Bir tane haydut var şu an içeride. Ben mesela biraz dinleneceğim, bir gündüzü bekleyeceğim. Ondan sonra biraz daha ilerleyeceğiz. Şimdi abi bu sahipsiz yerlere gidip ben sahipsiz yerleri alıyor muyduk alamıyor muyduk bilmiyorum, hatırlamıyorum daha doğrusu. O yüzden o sahipsiz yere bir gideceğim. Evet, sahipsiz yerde bir şey yapamıyoruz, ele geçiremiyoruz. Bir tane hakkımız vardı çünkü onu da değerlendirdik. Her bölgenin kendine has özellikleri var başlangıç itibariyle. Evet, gördüğümüz gibi böyle bir yerleşim alanı sahipsiz, terk edilmiş ya da bilmiyorum. Bu mod tam anlamıyla bir işçi modu olduğu için hile yapmıyorum. O yüzden de gerçekten ilerlemesi zor. Ama şöyle bir şey yapacağım. Hani size daha net şekilde göstermem gerekiyor çünkü. Mesela burada eşkıya bilmem ne hırsız falan var değil mi abi? Benim kalkanım var mı? Tamam. Mesela burayı ele geçirmeye çalışacağım. Evet, yerleşme bir sağlar diyelim. Ya iki kişiyle niye böyle bir şey yaptığımı da bilmiyorum ama hani en azından size yerleşme ele geçince ne oluyor, neler yapabiliyoruz bunları da göstermiş olurum. Çünkü 2 yıl önce çektiğimde tam anlamıyla bir incelemeydi bu. Şöyle. Çok güzel. Aman aman. Çok güzel. Yimre öldün değil mi? Kesin kesin yani kesin. Gel. Çok iyi. Şunları da alırsam bir alınca merak ediyorum. Göçer zırhıyla yere yapıştı. Çok iyi. Aman aman. Aman 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 aman. Şu kalkanlı olanın yarım kargısı gibi bir şey var. O tehlikeli. Çok iyi oldu. Sen bir dakika, seninle yerde kapışacağım ya. Attan zor oluyorsun sen. O ne lan, balyoz mu lan o, manyak. Dur lan, dur dur dur. Allah belanı. Onun normalde kalkan bazen durduramıyor. O yüzden çok tehlikeli bir silah. Şu an patlattık mı burayı? Ne yaptık? Zevk için saldırmadım ben yani. Sandık. Ha, bunları alabiliyoruz.
Yük beygiri benimkinden daha mı iyi? Yo. 16 bak, tozluğum yoktu, bu güzel oldu. Başımdaki de 4. Başka alınacak bir şey var mı buralarda? Şöyle bir geziyorum etrafı. Herhalde yok. Sandığı almak için yaptık. Ne oldu? Beni özgürlüğüme kavuşturduğun için sana minnettarım. Özgürsün. Onur niye kazanmadım ben? Allah Allah. Onur kazanmadık. Neyse, Kuzeyli Kalkanı kalsın. Bunları da ele içelim. Bak, en azından bunları aldık. Güzel oldu bunlar. Rostov'a gidip Rostov'da satabilirim. Yerleşim yağmalasak mı ya? Yağmalı abi. Ananın, ananın, ananın. O zaman tamam, bunlara karşı da bir... bir dakika, Deli Simon bunlar niye geldi? Yolcular da katıldı. Maceracı da katıldı. Deli Simon kim abi? Enteresan şey oluyor şu an. Bize tepelerden mi saldıracaklar? Backspace'e baş... Bat... Bak, konuşamadım. Bu abiler sonra bana katılsa çok sevinirim. Özellikle Deli Simon'un zırhları vesaire hoşuma gitti. Gençler gelin. Oğlum, bu at buradan nasıl çıkıyor? Aman aman aman, bizim kadınlar ölecek galiba. Simon koş. Neredesiniz? Çok iyi. Abi ya, kadın neler yapıyor? Aa. Oğlum bunlar benden daha iyi savaşçı. Kadın madan anlamam ben, öleceksin. Düşmansın. Çok iyisiniz siz. Bundan sonra ordumu sizden kurayım ben. Tamam, özgürsün artık, yeter be kadın. Allah Allah. İlla yakalayayım mı yani? Sağlıcakla. Ha, bu başkaymış. Yağmalayamadık, olsun. Çok da gerek yok. En azından size yağmalama olayını, ele geçirme olayını gösterdim. Tam anlamıyla bir ele geçirme olmuyor büyük ihtimal ama. Kostav. Evet, Kostav'a gel. Başıboş dolaşanları da ordunuza katabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir bakalım. Paralı askerler var. Kerkit Hanlığı var. Kerkitler burada yargı dağıtıyor çevrede. Bu kim abi? Paralı asker. Paralı askeri alabiliyor muyuz? Yani paralı askersin ama alamıyorum. Çok değişik. Kerkit Hanlığı olarak gösteriyorlar ama kraliyet muhafızı. Ana bir devlet var ve herkes buna mı bağlı? Onda değilsin. Burada çiftçi, bu tüccar. Evet, tüccar, gel. Bir göz atalım abi. Şunların hepsini bir satayım ben. Bir tane bizim kadına bırakırız. Tüccardan bir tane peynir alabilirim. Seyis yok mu burada ya? Handa kimler var? Paralı atlı var. Paralı atlı yala... Ya paralı atlıyı alsam mı ya? Korumam gibi geliyor, helal olsun. Envantere giremiyoruz buradan. Hah, at taciri. Geldim. At taciri. Şimdi. Oğlum bunlar ne güzel atlar. Ay 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 ay. Hücum atı. Üf. Ne atlar var be. Bir de bizimkine bak, çökmüş binek atı. Allah kusura bakmayın. Ufaktan bir basacağım. Normalde basmam. Sadece at için basacağım. Şöyle canlı bozkır diyor. Var mı da ağır koşu atı? Bunu şey yapabiliyoruz. Daha binebileceğim varsa canlı binek atı var. Ama ağır koşu atı daha iyi. Tamam abi. Çok iyi. Çok çok iyi. Sandığı aç. Tabi boşta sandık bırakıp hem de dolu olmaz. Burası farklı bir yermiş ya. Ymir'e gel. Hana gidelim. Hanla o atlı askerleri de alalım. Bir kafamız rahat etsin. Çünkü askerim yok. Atlı askeri de alıyorum. Paralı atlıyı. Haydi bakalım. Şimdi nerelere gelelim? Miğfer dibi nerede? Miğfer dibi burada. Tamam. Çok güzel. Kaç kişi olduk? 4 kişi olduk. İyi. Miğfer dibine geliyorum abi. Hükümdarlığına ilgili birkaç evrak incele. Bunları geç. Şehrin genel durumu iyi. Hazineye altın ekleyelim. Sahte bir kuşatma düzenleyip halkınızı test edebiliyorsunuz bu arada. Bir de askere eğitim vermek istiyorum ama kimse şu an eğitilecek durumda değil. Halk yok çünkü. Halk çekmem lazım hani. Ya da onlar buraya geliyor. Siz buraya yatırım yapıyorsunuz. Onlar buraya yerleşiyor. Ondan sonra sizin halkınız, reayanız olmuş oluyor. Tamam abi, mod bu şekilde. Dediğim gibi videonun başındaki o kısımdan kuruluma bakabilirsiniz. Türkçeme ve indirme linkini de aşağıya koyacağım. Yine indiremezseniz, hata verirse ya oyunuz orijinal değildir ya da kartlar kısmındaki videoyu izleyip düzeltebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Haydi görüşürüz.